Herkese selamlar dostlar. 25 ve 26 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 2 güne 7 tane mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ve daha önce yapmış olduğumuz İtalya-İngiltere maç skoru yarışmasını kazanan arkadaşımız Tarık Uçar isimli arkadaşımız Instagram üzerinden yazabilir. Sizlere maç skoru yarışması olaraktan da Ermenistan-Türkiye maç skoru ne olur sizlere sorduk. Güzel bir maç bekliyorum. 2-1 olabilir, 3-0 olabilir ama o bantlarda, o seviyelerde bir maç beklediğimi belirteyim. Değerlendirecekler, yorum yazacak herkese şimdiden bol şanslar. Bilenlerden katıl Telegram gruplarımıza alımlarımızı yapalım. Geçtim bunu. Canlı odasında Telegram gruplarımıza devam ediyoruz. Canlı maçlar oluyor bildiğiniz üzere. Euroleague oluyor, milli maçlar oluyor. Onlara canlı maçlar olarak da devam ediyoruz. Hatta ben direkt Telegram kanalı üzerinden göstereyim sizlere. Şu an canlı olarak canlı odamızda tam 349 kişi bulunuyor. Onu belirteyim sizlere. 4 tane de adminimiz var. Şimdi Efes maçına ilk yarı 88.5 üst aldık. Hop oradan yakaladık geldi. Macaristan maçına ilk yarı gol aldık. O geldi. Martin mücadelesini aldık ilk yarı gol. Aynı şekilde o geldi. Bir yeşillendirdik zaten. Emre de burada 1'de 1 olarak başladı. Sadece şey değil, Avrupa özel canlı bahisler de yapıyoruz. Onu da belirteyim. Yani bazı maçlar Nesine'de olmuyor veya Nesine açmıyor veya oran açmıyor. Avrupa özel maçlarımızda bu şekilde görseller halinde yaptığımızı belirtelim. Finlandiya maçına ilk yarı 4.5 üst korner girilmiş. Bu yatmış mesela. Portekiz maçına 6.5 alt olarak girilmiş. Gelmiş. Gabon mücadelesine 1 gerildi. O da geldi sanırım. O şekilde canlı maçlarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Grubumuza işleyiz bu şekilde. Dediğim gibi Gabon maçları oluyor. San Martin maçı oluyor. O tür maçlara girerekten de bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz diyelim gruplarımızda. Şöyle sizlerden ricam, videoyu atsanız like'lardır. Umarım Rolig 2'de gelmiştir diyelim. Şu an akşam oynanacak. Erkenden 2 günlük bir video çekiyoruz. Diyerekten de başlayalım. Şimdi İskoçya Güney Kıbrıs maçıyla başlayalım. Sizlerden ricamız like'lardır. Like'ları eksik etmeyelim. Devam edelim. Günün en güzel maçlarından bir tanesi. Oran da var aslında bakın. Bu mücadele oranı var yani. Şöyle var. Milli maçlarda şöyle arkadaşlar. Mesela İskoçya burada 2 tane maç oynayacak. İlk mücadelesi bu. İlk mücadelesinde genellikle dün de oynanan maçlara baktığımız zaman da takımlar genellikle ideal 11'ini çıkartıyor. Ne bileyim Portekiz'de Ronaldo'su, İngiltere'de Saka'sı, Kane'i gibi isimler. İkinci maçlarda 2 maç oynayacak çoğu takım. İkinci maçlarda diğer yedek isimlere de yer veriyorlar. Ama bu İskoçya'nın ilk maçı olduğu için burada zaten kadrosunun çoğu Premier Lig'de oynuyor. İdeal 11 çıkacaktır. Güney Kıbrıs'ta ben İskoçya'da yenmesini bekliyorum. Peki nasıl bir oran alabiliriz diye baktığım zaman da bakın ideal kombineye çok güzel girer bu. 1 ve 1.5 üstünün oranı 1.28. Burada ideal kombineye girer gibi geliyor bana. İskoçya 2 gol ataraktan kazanabilir. Bu çok güzel oran. Ben burada bir gol daha zorlamak isterseniz de 2.5 üstüne 1 yaparsanız da 1.69 gibi oran oluyor. Dediğim gibi idealden 1.5 üstüne 1 girer. Biraz daha yükseltmek isteyenler 1.70 orandan 2.5 üstüne 1 olabilir. İskoçya bence zorlanmadan kazanacaktır diye düşünüyorum. İkinci maçım Ermenistan-Türkiye mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de. Türkiye milli takımının mücadelesi burada Ermenistan'la oynayacak. Ermenistan'la zaten bir takım sorunlar olduğunu biliyoruz. Ermeni katliamı vesaire bu tür siyasi olaylar da siyasi gündemde bu maçı etkiliyor açıkçası. Gözler de bir yandan çevriliyor. Ermenistan da burada bize gol atabilir bilmiyorum da bizim kadromuz zaten kaliteli. Burada dediğim gibi yine ideal as 11 çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Burada Türkiye'nin atacağı 2 gole 1.50 gibi oran açmışlardı. Oran 1.49'a düşmüştü en son. Hala 1.49 bandında. Türkiye'nin burada atacağı 2 golü değerlendirme altına alabiliriz diye düşünüyorum ben. İdealden 1.50 bandında oranı var. Ermeniler de bize gol atabilir mi? Atma ihtimali var. Olmasa bile Türkiye'nin zaten tek başına 3 gol atma potansiyeli olduğundan dolayı 2.5 üstünde 2'yi de burada sizlere 2.09 gibi orandan önereceğim. Güzel bir maç olacaktır. Gollü bir maç bekliyorum. En azından milli takım tarafından en az 2 gol bekliyorum. Güzel kazanacağımız bir maç olsun. Euro 2024'e gidelim. Orada da umarım iş yaparız. Grupta da yani birinci bitirmemiz lazım. Geçtim. Hırvatistan'da Galler mücadelesi. Bu maçta güzel. Yani Galler tarafından Bale futbolu bıraktı. Takımı tek başına neredeyse sırtlayan isimlerden bir tanesiydi. Yine kaliteli isimler var. Ramsey, James gibi isimler de var. Doğru. Fakat Hırvatistan'da jenerasyonun sonu. Artık Modriç falan Euro 2024'te oynar bitirir bence. Dünya Kupası'na yetişmeyebilir. Burada Hırvatistan'ın da ben galip gelmesini bekliyorum. Hırvatistan kendi evinde oynayacağı bir mücadele. Galler'de de Bale yokken artık neyi oynuyordu ya? Golf. Tenis diyecektim. Golfe yöneldi adam zaten. Hırvatistan'ın kazanmasını bekliyorum. Doğrudan maç sonu 1 alınabilir burada. Biraz daha yüksek oran isteyenler varsa 4.5 altında bir de 1.60 seviyesinde oranı var. Mücadelede 5 gol olmasını da beklemedim. Belirteyim, 2-0 ayarında bir mücadele geçebilir. Zor gol olur yani bu maçta da. İspanya-Norveç mücadelesi. İspanya'nın oyununu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yani İspanya yıllardan aynı oyunu. Top çevirme oyunu oynuyor. Yani bu kadro yapamaz diyorsun. Bu kadro da yapıyor aynı şekilde. Kadrosu da iyi. Norveç'te oynayacak. Norveç tarafında Haaland yok. Sakatlandı. Onu belirteyim. Yani adam iyiydi. Sakatlandı. Belki de oynamak istemedi. Vardır bir mevzusu bence. Ya Guardiola mı oynama sakat numarası mı yaptı artık ne diyor. Bilmiyorum ama Norveç milli takımında Haaland bu maçta olmayacak sakat. İspanya burada tekrardan kazanmaya oynayacaktır. Bence kazanacaktır da İspanya. İspanya burada ne yapar diye düşündüğüm zaman ilk yarı gol atarın oranına baktığımız zaman da şöyle bir oran var mı? Var 1.42. İspanya ilk yarıdan bir gol atabilir arkadaşlar. Norveç'te oynayacak. Ben burada İspanya'nın zaten üstün bir oyunla galip gelmesini bekliyorum. Fakat ilk yarıdan bir İspanya golü bekleyelim. Bence atacaktır. Yani 4.5 altında bir yapmayacağım burada. İlk yerden İspanya'dan bir gol bekleyelim. Onun da oranı 1.42 gibi oranı idealden öneriyorum. 25 bitti. 26'sına geçelim arkadaşlar. 26'sından da 3 tane mücadelem var. İtalya, İrlanda ve Portekiz maçları. İtalya maçıyla devam edelim. İtalya maçında kadroda bir değişiklik göreceğizdir burada mutlaka. Yani rotasyon illaki olacaktır. Malta gibi zayıf bir rakiple oynayacaksın. Ki oynamayan isimler de var. İkinci maç burada zaten. İlk maçtaki bazı isimler bile bence ülke takımlarına dönmüşlerdir. Kendi takımlarına dönmüşlerdir. Dünden sonra. İtalya'ya karşı burada Malta'nın çok fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum. Oran almak adına burada 1.72 gibi oran var. İtalya her iki yarıda kazanır. Diğer seçeneğinde İtalya her iki yarıyı kazanır. Oranı 1.72 gibi oranı var. İtalya burada zaten ne kadar yedek kadroyla çıksa Malta ile oynadığı için Malta'ya karşı da burada üstün gelecektir bence. Deplasman her iki yarıyı kazanır oranı 1.72 gibi yüksek bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadelem Kuzey İrlanda ile Finlandiya mücadelesi. Maçın favorisi İrlanda ekibi. Fakat şöyle baktığımız zaman da gruba baktığımız zaman da bu grupta ikincilik mücadelesi yani el yakar Kuzey İrlanda, Finlandiya, Slovenya gibi isimler burada ikincilik mücadelesi verecek. Danimarka zaten birinciliği çeker götürür burada. O yüzden bu maçın önemi bence yüksek. Finlandiya tarafında hala Pukki devam ediyor hücum hattında. Kuzey İrlanda'ya baktım. Genellikle Championship'ten kadroyu oluşturmuşlar. Genellikle zaten takımın çoğu Championship'te falan oynuyor. İyi bir kadrosu var. Diri bir kadrosu var. Onu belirtelim. Ve forvette çift forvet oynuyorlar. 3-5-2 şeklinde. İki forvetin de form durumuna baktım. Gayet iyi. Özellikle Charles son 2 maçta 2 gol atan forvetini inceledim. Ligde de bu sezon 32 maçta Baltın'da 18 gol atmış sanırım. Yani ikincilik mücadelesi sıkıntılı burada. Finlandiya burada geri düşse bile risk alacak, saldıracaktır. Mücadele genelinde toplam gol aralığının burada 2-3 gol bandında kalması beklenebilir. Onun da oranı 1.77 gibi oranı var. Mücadele genelinde burada 2-3 gol bandında bence kalacaktır diye düşünüyorum. Portekiz ile Lüksemburg mücadelesi. Portekiz'e karşı burada Lüksemburg ne yapacak diye baktığımız zaman da tabii ki defans yapacak bir Lüksemburg takımı olacaktır burada. Portekiz de burada zaten dediğim gibi Ronaldo bu maçta oynamaz. Gonzalo Ramos oynayabilir. Leao oynayabilir. Bernardo Silva oynamaz. Yani dediğim gibi birçok yedek isim var. Rakipler de zayıf. O diğer yedek isimlerde biz milli takıma boşuna mı geldik? Bu şeyi oluyor. Zaten grup aşamaları mutlaka zaten Portekiz'de 6-7 tane farklı isim göreceğizdir sahada. O yüzden burada bir Portekiz galibiyeti çıksa bile ben bu Portekiz galibiyetin 4.5 altında olmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.33. Hatta biraz daha risk almak isteyenler varsa da 3.5 altında ikilinin de oranı burada 1.75 gibi oranı var. Dediğim gibi burada kadro tamamen farklı bir kadro göreceğiz. Ronaldo'lar, Bernardo Silva, bu gibi Bruno Fernandes gibi isimler bence çoğu kadroda olmayacak. Zayıf bir rakiple oynuyor. Diğer isimlere şans vereceklerdir. Diğer isimler de zaten kaliteli olduğundan dolayı 4.5 altında 2'ye 1.33 gibi orandan veya 3.5 altında 2'yi de 1.75 gibi orandan sisteme de atabilirsiniz. Toplamda 7 adet mücadele anlattım sizlere. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsettim. Bu dönemde özellikle çok fazla yüklenmemenizi öneririm zaten. Sizlere maç skoru yarışması olarak da Ermenistan-Türkiye maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi özellikle bu milli maç döneminde çok fazla yüklenmemenizi öneriyorum maçlara. Zaten bazılarında garip sonuçlar çıkıyor. Özellikle ikinci maçlarda takımlar farklı bir kadroyla çıkacağı için özellikle dikkat etmeniz önemli rica olur. Değerlendirecekler bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Türkiye Ermenistan maç skorunu yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.